Tunus'a başlayan, ardından Mısır, Yemen ve son olarak Libya'yı etkisi altına alan hükümet karşıtı protestolar petrol piyasasının geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Şimdiye kadar protestoların ciddi etkisini görüldüğü ülkeler olan Tunus, Mısır, Yemen ve Libya'nın toplamı dünya günlük petrol üretimindeki payı %3,5 düzeyinde bulunuyor. Bu ülkelerin günlük petrol üretimi toplamı 2.8 milyon varil. Politik risklerin giderek artmaya başladığı İran, Suriye ve Cezayir'in dünya günlük ham petrol üretimindeki payı ise %8'e yaklaşıyor. Diğer petrol üreticisi Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden Irak, Nijerya ve Sudan'ın toplam petrol üretimi 5 milyon varil ile yaklaşırken bu ülkelerin dünya petrol üretimindeki payı %6'nın az üzerinde bulunuyor. Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundaki Suudi Arabistan ise günlük 9.7 milyon varillik üretimiyle dünya petrol üretiminin %12'sini sağlıyor. Uzmanlar petrol fiyatlarındaki artışın spekülatif nitelik taşıdığına dikkat çekerken protestoların en sert şekilde gözlendiği Tunus, Mısır, Yemen ve Libya'dan kaynaklanan bir arz kesintisinin giderilebilir boyutta olduğuna işaret ediyorlar. Petrol fiyatları siyasi gerilimin tırmanmasıyla Haziran 2008'den bu yana en yüksek düzeye tırmanmış durumda. Diğer yandan gelişmiş ülkelerin üye olduğu Uluslararası Petrol Ajansı'nın başkanı Nabuo Tanaka, Libya'dan arz kesintisi yaşanması halinde petrol rezervlerinin devreye alınabileceğini söyledi. Tanaka, petrol fiyatlarının ortalama 100 doların üzerinde seyretmesi halinde bunun 2008 krizine benzer bir krizin yaratılmasına neden olabileceğini de vurguladı.